Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte panço nasıl yapılır? Daha doğrusu olan bir şalı panço şeklinde nasıl çevireceğiz onu göstereceğim. Panço'nun bir kısmını, ön kısmı olan bölümünü şöyle tokudum ama diğer arka kısmını da yaparken size göstereceğim, paylaşacağım. Bu şöyle, şu kısımdan başlanıyor arkadaşlar, bu yuvarlak kısımdan ve giderek artarak devam eden bir örnek. Şöyle daha da yakından göstereyim. Örneğini almak isteyen olursa buradan başlayacağız. Orta kısmı 6 zincir çekip dolumunu yapıp yan kenarlarından su taşı yapıp tekrar 3 dolumlar yapa böyle giderek büyüyen bir modelimiz. Bunu biz panço yapacağız. Bu nasıl? Şöyle bir şalım vardı. Bunu daha önceden göstermiştim size. Bu şalı arkadaşlar, şu şalda daha net görebilirsiniz örneğini. Şu orta kısım, buradan başlıyorsunuz. Dediğim gibi 6 tane bölüm yaptıktan sonra şimdi tek tek göstereceğim nasıl yapıldığını. Tabii başlamasını unutmayacağım inşallah. Yapmadan önce tekrar başlama kısmını ben yapmıyorum çünkü. O yüzden öğrendim ve geri kalan kısmını ben yapacağım, size göstereceğim. Böyle devam eden bir şalımız. Şu şalımızı böyle bir panço yapacağız. Yani bir pançomuzun ön kısmıyla arka kısmı olup kafadan geçirme olarak yapılan bir panço modeli yapacağız. Dediğim gibi şal gibi ucundan da püsküllerini koyacağız. Bu örnek biraz arkadaşlar pen ip. Kullandığımız ip Neko'nun pen ipleri arkadaşlar. Şu anki fiyatı sanırım 6 TL falan arasında değişiyor. Bazen iplerde kampanya oluyor. Pen ip tercih etmemizin nedeni rahatsız etmemesi, terletmemesi nedeniyle kullanacağız. Böyle şu pen ip kullandığınızda bayağı böyle bir sıkı oluyor. Bunu hafif sonradan ütüleyeceğiz. Tabii her işlem bittikten sonra. Şimdi başlayalım. Şu örneğimizi nasıl orta kısımdan başlayıp yapıyoruz diye göstereyim. Böyle ipimizi alıyoruz. Kullandığım tığ 0.5 olarak geçiyor. Böyle bir kalın tığımız arkadaşlar. Örgü tığı olarak geçiyor. Böyle alıyoruz. İlk önce 6 adet zincir çekiyoruz. 6. Çektikten sonra bu diğer başından bunu bağlıyoruz. Daha sonra şu ipi içerisinden yürüteceğiz. Daha sonra 2 zinciri alıp düğümlüyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi 3'er adet olarak dolumumuzu yapacağız. Bundan toplam 6 adet yapacağız. Şimdi ipimizi alıyoruz. 2 trabzan yapacağız. 3 kere dolacağız. 2 kere ipimizi çekiyoruz. İpi aldık, dolduk, çektik ve ikisini bir. Yaptıktan sonra ara kısma 3 adet zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi alıyoruz. İkili trabzan yapacağız. 2 ipimiz 1. Bundan 3 adet böyle 3 trabzan doluyoruz. Tekrar 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Bundan arkadaşlar 6 tane yapacağız üçlü üçlü olarak. Şimdi 3.'yü yapıyorum ben. Hızlı hızlı yapayım. Aynı işlemden 3 kere yapıyoruz. 3.'yü yaptık. Araya 3 zincir çektik. Tekrar dolduk. İkili trabzan yapıyoruz. 3 kere doluyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şu an bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5.'yi yapıyoruz. Hemen 5.'yi de doluyoruz. 3 adet dolduktan sonra son 3 kere zincir tekrar çekiyoruz. Orta kısmımızı tekrar 3 adet doluyoruz. Evet, 3 kere şu an dolduk. Bura bittikten sonra arkadaşlar burayı şurayla bağlıyoruz. Baktığımızda 6 adet böyle trabzanlarımız var. Daha sonra hemen tekrar ben de bakayım. 3
zincirimiz şöyle yapalım. 3 veya 4 nasıl isterseniz. Ben 4 tane çekeceğim. Hemen şurada olan bölümümüze geliyorum. Su taşını yapacağım arkadaşlar. 1 doldum, 2 doldum, 3 doldum. Araya 2 zincir çektim. Su taşı şu an yapıyorum. 3 kere tekrar doluyoruz 2'li trabzan olarak. Dolduktan sonra araya diğer yere geçerken 4 tane zincir çekiyoruz. Bu sefer geliyoruz. Burada su taşın şu boşluğa değil de şu aradaki yere geçeceğiz. Şöyle göstereyim. İpimi aldım. Bu ipimin arasına geçirdim. 3 kere buraya ikili trabzan dolacağım. 1, 2, 3. Dolduktan sonra 4 adet zincirimi çekiyorum. Çektikten sonra ipimi aldım. Bu boşluğa su taşı yapıyorum hemen. 1, 2, 3. 2 zincir çektim. Su taşının diğer kısmını yapıyoruz. Buraya da 3 kere doluyoruz aynı yere. Dolduktan sonra tekrar 4 zincirimi çektim. Şu boşluğa değildi arkadaşlar. Bir su taşı bir dolum yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir su taşı bir dolum. Tekrar şimdi dolum yapacağız. Boşluk yeri yapmıyoruz. Şu aradaki kısmın ipine geçiriyoruz. Şu trabzanın altındaki bir tek yerine ipimi aldım. 3 kere buraya dolacağım. 2 kere ipimi çekiyorum. 3 kere dolumunu yapıyorum. Dolduktan sonra tekrar 4 zincirimi çektim. Bu boşluğa su taşı son kez yapıyorum. 3 kere dolduk. 2 zincir çekiyoruz hemen. Tabii tığım çıkmasaydı. 2 zincir çektim. Su taşımın diğer kısmını yapıyorum. 2, 3. Şalımızın şurası arkadaşlar. Yaptığımız şu yer şalımızdaki bu olan şu kısım. Şöyle de göstereyim. Buradan şimdi geri döneceğiz. Böyle çeviriyoruz. 4 zincirimizi çekiyoruz. Ve su taşı yaptığımız yeri yine su taşı yapıyoruz. 3 kere doluyoruz. 2 zincir çekip su taşımız diğer kısmını yapıyoruz. Şimdi nasıl art arda bu şal büyüyor onu göstereceğim. Burayı yaptıktan sonra bu art arda büyüyor. Bunu nasıl yapıyoruz? 4 zincirimizi çekiyoruz. Çektikten sonra arkadaşlar şu ipimizi alıyoruz. Şalımızın şuradaki alttaki üçlü trabzan olan bölümden bir ipi alıyoruz. Burada 1, 2, 3 tane var ama tığımızı bu sonkinden geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz ve trabzan yapıyoruz. Buraya 3 kere doluyoruz. 2, 3. Burayı dolduktan sonra şimdi arkadaşlar tekrar 4 zincir çekiyoruz. Bu trabzan, üçlü trabzan olan yerleri yine aynı şekilde bu son bölümünü alıyorum. Su taşına gelene kadar böyle trabzan yapıp doluyorum. 3 kere doldum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Şimdi geldim su taşı bölümüne. Buraya su taşı yapıyoruz arkadaşlar. 3 kere doluyorum. Şimdi su taşının bir yerde artım var. Bu orta kısımda onu göstereceğim. 2 kere zincirimi çektim. Su taşını tamamlıyorum hemen. 3 kere doluyorum su taşında. Tekrar 4 zincirimi çekiyorum. İpimi alıyorum. Şurada üçlü trabzan görünen bölümde en sonundakini alıyorum. Ve 3 kere doluyorum. İki, üç. Böyle art arta gidiyor arkadaşlar. Bir şu baştan artıyorsunuz. Bir buradan
artıyorsunuz. Tekrar dönerken bir baştan bir ortadan arta arta bu şalımız devam ediyor. Şuranın da son kısmına geleyim, tekrar göstereyim. Dört zincirimi çektim. Trabzan olan bölümün Trabzan'ın geçişini yaptım. 3 kere doldum. Tekrar geldim, köşemde su taşı var. Hemen 4 zincirimi çektim. Su taşı olan bölüme de hemen su taşını yaptım. Ve böylece dönerken de arkadaşlar tekrar aynı şekilde yaparak devam eden bir şalımız. Tekrar dönümünün nasıl olduğunu göstereyim. Su taşımı yaptım, bitti. Şimdi dönüyoruz. 3. sıramıza 4 zincir çektim. Su taşı olan bölüme geçtim ve su taşı yapmaya devam ediyorum. Su taşı olan bölümde su taşı, trabzan olan bölümde trabzanımızı yapıyoruz. 3 kere doldum. 2 zincir çektim. 3 kere doluyorum. Burada artımını tekrar göstereyim. 4 zincirimi çekiyorum. İpimi alıyorum. Trabzan olduğu bölümden buradan hemen dolumumu yapıyorum. Böylece gide gide artan bir şalımız oluyor. Şu boşluklardan sayarak arkadaşlar 45 tane yapıyorsunuz. Yani şu boşlukları tek tek sayıyorsunuz. Su taşı 45 sıra ördük. Diğer kısmını, dikiş veya püskül kısmını da size devam edip gösteririz. Böylece devam eden bir şalımız. Şalımızı biz panço yaptık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.